Tarihçemiz, Dünya ve Notre Dame Notion. Okulumuz 27 Kasım 1856'da Türkiye'nin ilk kız lisesi olarak kurulduğunda Amerika'da iç savaş, Fransa'da 3. Napolyon vardı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Notre Dame Notion. 1857'de öğrenci ve yöneticiler Sultan Abdülmecid'e takdim edildi. Cumhuriyet döneminde Notre Dame Notion. Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, manevi kızlarının eğitimi için Notre Dame Notion'u seçti. Bizler ve Notre Dame Notion, 1957-1965. Bizler, 1957'de Melon Şapkalı Küçük Hanımlar olarak Notre Dame Notion dünyasına dahil olduk. Dönemimizde okulumuzun Fransız müdiresi Sir Marie Bert, Türk müdür yardımcısı ise Meliha Tecer Hanım'dı. Huber Köşkü. Bugün Cumhurbaşkanlığı konutu olarak kullanılan Huber Köşkü, Notre Dame Dösyon'un mülkiyetindeydi. Köşk bahçesi, ders yılı bitiminde öğrencilerin şen kahkahalı pikniklerine sahne olurdu. Notre Dame Dösyon'da ilk yıllarımız. Birinci ve ikinci hazırlık yılları sonunda, lise eğitimimizi Fransızca olarak sürdürebilecek düzeye gelmiştik. Okulumuzda yatılı ve daimi yatılı sistemleri vardı. Anadolu'nun dört bir köşesinden gelen genç kızlar İstanbul'da yabancı dilde eğitim alma fırsatına kavuşmuştu. 11. sınıfta Violet, kır menekşesine dönüşene kadar, fıstığı kiden neftiye, gök mavisinden çivit mavisine, yeşil ve mavinin tüm tonlarını, her sınıfta ayrı bir rengi, okul içinde kullandığımız, baştan geçirilen uzun dikdörtgen önlüklerimizi sabitlediğimiz kemerlerde kullanıyoruz. 6., 7. ve 8. sınıflar zor yıllardı. 9. sınıf daha da zor bir yıldı. Okul bayramındaki resim yarışmasını sınıfımız kazandı. Fransız Konsolosluğu'nun desteği ve tüm okulun katılımıyla Euripides'in İfigenya'sı Notre Dame Dösyon'da 3 kez sahnelendi. 10. sınıf, 1963. Entelektüel ve sosyal senemiz. Kütüphaneden istediğimiz kitabı seçme özgürlüğümüz vardı. Cumartesi ve çarşamba 2.45 seansına Konak ve Yeni Melek sinemalarına gidebiliyorduk. Türk Sinematek Derneği'ne üye olduk. Hocalarımız eşliğinde Robert Kolej'in çay davetine, Fransız donanma gemisi Jean d'Arc ve Amerikan 6. filo gemisi Mistral ziyaretlerine gittik. Yine hocalarımız eşliğinde Uludağ yatılı sömestre gezisi yaptık. Şiir, Radyo Evi ve Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen liseler arası bilgi kültür yarışmalarında okulumuzu başarıyla temsil ettik. Liseler arası Kültür Kolları Kulübü'nün faaliyetlerine katıldık. 10 Kasım'da Atatürk'e saygılarımızı sunmaya gittik. Kardeşköy, Kızılay, Gezi, Kütüphane, Edebiyat, Tiyatro okullarında çalıştık. Konserler. Okulumuzda Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası, Sezen Cumhur ve Kanat Gür katılımıyla bir konser düzenlendi. Somer Soyata Orkestrası, solist Erkut Taçkın ve baterist Nurul Genceli kadrosuyla okulumuzda konser verdi. Tiyatro faaliyetlerimiz. Notre Dame Dösyon ve Galatasaray'ın ortak çalışmaları. 1961'de Heinrich von Kleist'in Kırık Testisi. Yine 1961. Turan Oflazoğlu'nun Allah'ın Dediği Olur eseri. 1962'de Faik Üstün'ün yazmış olduğu Yollarda eserlerine sahnelendik. Son sınıftayız, mezun oluyoruz. Beyza Üntunay'ı EFS burslusu olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne uğurladık. Prefet olma sorumluluğunu üstlendik. Yıllık çalışmalarımızı sürdürdük. 11. sınıfta okul yıllarımızı bir kaynakta belgeleyip geleceğe aktarmak amacıyla yıllık komitesini oluşturduk. Ve çalışmalarımız sonunda Notre Dame Dösyon tarihindeki 3. yıllığı yayınladık.
8 Aralık 1964 Menekşeler Bayramı. Saçlarımızda çiçekler, tören salonumuzdaki toplantının ardından yemek salonumuzda prensesler gibi ağırlandık. Okulda son günümüz. Tören salonunda toplantı. Notre Dame de Sion mezunu olarak hayata atılıyoruz. Derneğimiz kuruluyor. 1987. 1986 yılında Kızları Notre Dame de Sion'da öğrenci olan 3 sınıf arkadaşımız. Erzen Pakel Onur, Beyhan Oğuz Özoğuz, İpek Deriş dernek çalışmalarını başlatıyor. Ve 1987'de derneğimiz Fransız müdire Sir Isabel, Türk müdür yardımcısı Gönül Orhonlu ve Monsieur Richard Tampini desteğiyle kuruluyor. Notre Dame de Sion miladının oluşmasının 3 temel direğine şükranlarımızı sunuyor, sevgi ve rahmetle anlıyoruz. Sayın Avukat Ethem Deriş, Sayın Atanur Oğuz, Sayın İlban Onur. Derneğimiz kurucu yönetim kurulu iş başında. Erzen Onur, Beyhan Oğuz, İpek Diriş, Meral Tunçbil, Leyla Alaton'dan oluşan kurul, Bedia Muahiti Notre Dame de Sionlular Derneği onur üyesi yapıyor. En eski mezunlarımızı Sherlock Holmes titizliğiyle arayıp, dönemlerine ait anı, üniforma ve diğer objeleri derliyoruz. Ve böylece bir Notre Dame de Sion memorabilyası koleksiyonu oluşturuyoruz. Geliri burs fonuna aktarılan faaliyetlerde buluşuyor. 1989'da okulumuzda 133. yılımızı, 1992'de Pera Palas'ta 136. yılımızı balolarımızla kutluyoruz. 137. yıl kutlamalarımız diğerleri gibi basında geniş yer buluyor. Ayşe Arman, Hürriyet'te Menekşelerin Okulu yazısında bize anlatıyor. Bir derginin hazırladığı Okullar ve Mezunları serisinde yer alıyor. Her kuşaktan Notre Dame de Sionlu çekimler için okulumuzda buluşuyoruz. Derneğimizin düzenlediği törenlerde 1987'de 25. yıl, 2005'te 40. yıl plaketlerimizi alıyor, yemeklerde buluşup hasret gideriyoruz. İki Notre Dame de Sionlu arkadaşımız bizleri dış işlerinde başarıyla temsil etti. Günümüzde emekli olan Büyükelçi Feryal Çoturu Endonezya'da itimatname sunarken ve emekli Başkonsolos Beyza Üntunay'ı Tel Aviv ve Atina buluşmalarında görüyoruz. Notre Dame de Sion 1965 mezunlarından yitirdiklerimiz: Ayhan Güleç, Ayşen Öncü Altan, Jasya Lazraki Arditti, Nida Tektaş, Violet Biçer, Vivian Botton, Nedret Güres, Figen Öndin, Ditsa Kasuto Alaton,
saygı ve sevgiyle anıyoruz. Bu okulu bize kazandırdıkları bence arkadaşlık var ve o arkadaşlık hala da sürüyor. Hoş anılarım oldu, çok hoş zamanlar geçirdim, güzel arkadaşlıklar edindim. Çok yakın arkadaşlarım oldu, tabii hala temastayız ve şeyiz, birbirimize yakın insanlarız. Arkadaşlarım çok iyi arkadaşlarım, çok iyi dostlarım oldular. Hala da beraberiz onlarla. Çok güzel arkadaşlıklar, dostluklar kurduk. Ve bu dostluklar halen de tüm canlılığıyla süre gelmekte. En zor anlarında daima damdösyonlu arkadaşlar yanımda oldular. O bakımdan okulumuza çok müteşekkirim bunlara temel sağladığı için. Damdösyonlularda eksikliği hissedilen şey asertif davranış dediğimiz. Kendini ortaya koyabilme, kendine güvenme, doğru bildiğinde ısrar etme, haklarını savunma, yerini savunma, başkalarının ezme eğilimleri karşısında buna fırsat vermeden cevap verebilme gibi ne yazık ki özellikleri pek kazanmamışlardı. Ayrıca kendi niteliklerini savunmak, kendi bilgilerini, becerilerini sergilemek, kendinden söz etmek, bunlar hoş şeyler görülmezdi. Kendini övmeye girerdi ki bu çok ayıp bir şeydi. Bu tutumu çok kısa bir şekilde özetlemek istersek, ASO prensibi diyelim isterseniz. Nedir bu ASO prensibi? Alçak gönüllülük, sorumluluk, özveri. Ancak cuma akşamları o sınıf bir güzellik salonuna dönüşüyordu. İşte bigudilerini saran, manikür yapan, kaşlarını alan, başka bir köşede özel mektuplarını okunmuş, tekrar okuyan, başka bir köşede o haftanın en son şiirlerini şiir defterine geçiren çok hoş bir hava olurdu o cuma akşamları. Cumartesi pazarın hayatla kaynaşmanın heyecanını yaşardık o saatlerde, o akşamlarda. Oturmuşum, saçımı böyle krepe ettirmişim. Öyle tabii boya yok, küpe yok, bir şey yok, hiçbir süs yok, hiç böyle şeyler zaten yok okulda. Hoca geldi, bir tane odanın içinde bir plakar, bir dolap vardı. Dolabın içinde de lavabo. Benim saçımı, şuralara kadar olan saçımı topuz yapmışım birazcık, şöyle ama valla bu kadarcık. Krepi var içinde, düz değil diyerekten, soğuk suyun altına soktu. Aa, biz güldük, onu demek istiyorum. İşte bu benim aklımda çok kötü bir şey olarak kalmadı. Olay bu. Şu anki arkadaşlarım, biz 50. yıldayız. Hala benim liseden en güvendiğim, en bir arada olmaktan hoşlandığım arkadaşlarım. Ve hala okul günlerimizin iyi niyetiyle birbirimize bağlı olduğumuza da inanıyorum. Ne kadar tutucu ve dünyaya pembe gözlüklerle bakan bireyler olsak da başarmak azmiyle donatılmıştık ve başladığımız bir işi en iyi şekilde bitirmeye her zaman gayret ederiz. Damdösyonluların da en büyük özelliği budur zannederim. Bizim karne de panse dediğimiz, yani düşünceler defteri denilen bir defterimiz vardı ve her sabah mercek de tahtaya bir özlü bir söz yazardı. Ve bu sözün üzerinde karşılıklı konuşurduk. Bir hayat felsefesi oluşturdu. Ve herkes o defterine o sözleri yazardı. Ayrıca bir küçük kutusu vardı. Kendine has problemi olan herkes problemin adını yazmadan kutuya atar. Sonra o problem ortada anonim olarak konuşulur, çözüm aranırdı. Bu o zaman hiç yapılmayan, pedagojinin daha hayata geçmediği bir dönemde yapılan çok güzel bir uygulamaydı bana göre.
Ve o defter benim hala başucumda komodimde durur. Aynı şekilde defteri hala başucumda saklayan çok arkadaşım olduğunu da bu arada öğrendim diğerleriyle konuşurken. Hatta şey bot şarjı ayın etiyor. Bu şu demek, sapanınızın ucunu bir yıldıza bağlayın. Yani bir şeye çaba verirken her zaman idealiniz yüksekte olsun. Bilgi değil, her bir şeyimizi verdi. Sağ olsun, bu yaşımıza geldik, az arkadaş kaybettik. Keşke onlar da burada olaydı. Biz birçok okulların aksine mitoloji öğrenimimizi Fransızca olarak 7. sınıfta yaptık. Arkeolog kadar şu anda bilinçliyiz, bilgeliyiz. Yani bir toplumda bize bu bazen ukalalık yapmaya da olanak verdi. Meslek hayatım sırasında da damdösyonlarla tatlı anılarım oldu. Genç Notre Damdösyonlulara seslenmek istiyorum. Lütfen kendinize güvenin. Öyle bir donanımınız var ki yapamayacağınız hiçbir şey yok. Dünya sizi bekliyor. İyi şanslar. Yolunuz açık olsun. Teşekkürler.